konuşuluyor. Bu aşamada ABD'yi bekleyen tabii ki Avrupa'ya da etkisi olacak. Bize de dolaylı etkisi olacak. Nasıl bir senaryo öngörüyorsunuz? Çünkü ABD küresel sermayenin her ne kadar Çin'i önemsese de bu aşamadan sonra merkezi, küresel sermayenin geleceği sizce bu korona senaryolarından sonra nasıl bir şekil alacak? Öncelikle teşekkür ederim. Aynı çaylarıyla izleyen arkadaşlara iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi sizinle yapmış olduğumuz yayında sesim net gibi. Sesim net geliyor mu? Hocamın sesi çok randımanlı gelmiyor ama şu anda duyuyoruz. Siz konuşmaya devam edin. Evet. Evet. Yani sizinle yapmış olduğumuz yayında bu olay Amerika'yı daha çok etkileyecek, Amerika'yı vuracak, Amerika Birleşik Devletleri düşünsün şeklinde ifadelerim vardı. Evet. Bunu kullanırken o dönemde Türkiye'deki algı 10 dolarlık virüsler Amerika'ya diz çöktürdü, Amerika Çin'e diz çöktürdü şeklinde konuşuluyordu. Bunun bir biyolojik savaş olma ihtimali olduğu, bunun da Amerika'nın yaptığından. Şimdi virüs ve olayını son 5 yıldır izliyorum ben. Devletimizin de izlediğini biliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 13 Nisan 2019'da küresel bir pandemiye karşı nasıl önlem alınacağına dair resmi gazetede Cumhurbaşkanımızın Genelgesini bir yayınladı. genelgesini yayınladı. İnfluenza üzerinden ama küresel pandemiyle alakalı bir genelgeydi. Evet, ama orada işte tüm Sağlık Bakanlığı'na küresel bir pandemi geliyor, hazır olun. Dikkat edilen şey bu. Almanya'da şimdi genel önce bir giriş yapayım, sonra bunun Amerika'yı nasıl etkileyeceğinden Evet. bahsedeceğim. Hatırlarsanız 2016'da dijital dünya düzeni virüs salgınıyla kurulacak şeklinde bir tweet atmıştı. Evet. Çünkü 2020 yılında dünyayı incelediğimizde aynı anda birçok projenin başlayacağını görüyoruz. Bir, Çin'de sosyal kredi sistemi adı altında yapay zeka endeksli dijital devlet yönetimi 2020'de geçirileceği ilan edildi. İki, Paris İklim Anlaşması'nda 2020 yılından itibaren dünyanın soğutulacağına falan diye anlaşmalar var. Amerika bu anlaşmadan çekilmişti. Üç, 2020'de uzaya şu an Starlink, Tesla, Starlink yani Elon Musk'ın ve Amazon'la beraber 10 bin yeni uydu gönderiyorlar. Şu an gökte hareketliliği nedeni de o. Aynı zamanda OneWeb uydu gönderiyor. Kazakistan Baykonur üstünden geçen hafta 34 uydu gönderdi. Facebook gönderiyor, Google gönderiyor. Gökyüzünden dünya 5G ile çevreleniyor şu an. Ve sokaklar boşken Avrupa'da ve Amerika'da birçok şehirde çok hızlı 5G baz istasyonları kuruluyor. Bunu gerekçe olaraktan da hat yetmiyor falan deniyor ama bunların önceden Fırsattan hazırlıkları yapıyor. istifade hızlı bir 5G ağı kuruluyor diyorsunuz. Evet, şu an şimdi bizim çay grubunun dünyada 100'e yakın ülkede şu an çay grubundan arkadaşlarımız Üyesi var, var evet. başka. Avrupa'da her ülkeden geliyor hocam. Şurada şaşırdık hızlı bir şekilde 5G grubu şeklinde. Yani ayrıca Microsoft'un çalışmaları var bilgi için. Dijital kimlik çalışmaları, dijital aşı çalışmaları. 2010 yılında Rockefeller Foundation'ın yaptığı bir tatbikatı var. Yine 2013 yılında Almanya'da Robert Koch Enstitüsü'nün Alman hükümetine verdiği bir rapor var. Çin'den yeni bir SARS'tan daha farklı bir virüsün olabileceğine, bunun da diyabet, tansiyon hastalarını öldüreceğine dair kapsamlı bir rapor var. Ben bunları yayınladım. Nature dergisinde yayınlanan raporlar var. Abdullah Dolayısıyla Bey, bir noktalı virgül koyar mısınız? Bu noktada Emre Hoca'ya bir dönmek istiyorum. Çok kısa, çok kısa evet. bekleteceğim. Emre Hocam, burada bu küresel sermayenin ulus devlet, çok kısaca alacağım cevabını, sonra tekrar Abdullah Hoca'ya döneceğiz. Küresel sermaye ve ulus devlet çatışmasında korona nereye oturuyor sizce? İki tane yola bakıyoruz. Yani bir yol ayrımındayız. Ondan sonra hocanın da zaten ben izliyorum öngörüleri, isabetli öngörülerini tebrik ediyorum da. Özellikle bu pandemi konusunda yaptığı öngörüler de vardı veya dünyanın başına gelecek belaları. Yol ayrımı şu. Ya devlet kapitalizmi Ya küresel kapitalizm. ya da kolonizasyon. Yani dev şirketlerin işte demin bahsettiğimiz gibi işte 5G'ydi vesaireydi. Yüksek teknoloji, dijitalleşme. Yani
Ama bir orta yol yok abi. Dijital kolonizasyon mu hocam bu? Dijital gibi. Kolonizasyon. Yani dev markaların, dev şirketlerin, teknolojisi yüksek seviyede olan şirketler kendi ülkelerinden bile daha güçlü olduğu için bazıları evet. gelecekler. Diyecekler ki ben bak merak etme herhangi bir siyasetim yok. Ama siz ben olmazsam siz yoksunuz diyecek. Bütün altyapıyı ben kurmuş ben yapacağım diyor. Şu an zaten ortası yok dediniz ne peki? Yani şöyle diyeyim. Devlet kapitalizmi de başka ülkelerde olacak. Diyecekler ki bizim özel sektör başaramadı bu işi. Hadi bakayım siz bana yarayan şirketleri verin. Ben bunları yöneticilere atayacağım. Bundan sonra işi merkezden yöneten bir tarzı gideceğim. Yani dünya şöyle bir oraya bir oraya değil. İki ayrı kutba bölünecek. Yani bir taraf ticari kolonizasyon, dijital kolonizasyon. Öbür tarafta devlet kapitalizmin çok yani sert bir şekilde uygulandığı. Vatandaşın da bir süre yahu iyisi buymuş meğerse. Neydi o? Gelen hani, gideni aratır hani kar hırsıyla ondan sonra...